Merhaba çocuklar. Kesirlerle ilgili ikinci test sorularımızı çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki kesirlerden hangisi 7 tane 1 bölü 3 kesirinden oluşmuştur? Çocuklar 7 tane 1 bölü 3 demek 1 bölü 3, 1 bölü 3 bu şekilde 7 tane 1 bölü 3'ün toplamı demektir. Şimdilik böyle bilin. 7 tane 1 bölü 3'ün toplamı da 7 bölü 3'tür. Yani şöyle düşünün. 3'e böldüğünüz bir parçadan ve bir pastadan bir parça bir parça 7 tane alıyorsunuz. Ne olur? 7 parça almış olursunuz. O da 7 bölü 3 olur. Şıklarda yok 7 bölü 3. Hemen 7 bölü 3'ü bileşik kesiri tam sayılı kesire çeviriyoruz. 7'yi 3'e bölüyoruz. 2 kere var. 2 kere 3 6. 7'den 6'yı çıkardık 1. Bu bileşik kesri tam sayılı kesire çevirmeyi, tam sayılı kesri bileşik kesire çevirmeyi bir sonraki videomuzda anlatacağız çocuklar. Şimdi bunu yazarken de bölüm tam kısma yazılır. 2 tam. Kalan paya yazılır. Bölen de paydaya yazılır. 2 tam 1 bölü 3'tür. 7 bölü 3'ün eşiti. Tam sayılı kesir olarak yazılışı. Hangi seçeneğimiz de var? D seçeneğimiz de var diyoruz. Birinci sorumuz D. İkinci sorumuz. 2 tam 3 bölü 5 tam sayılı kesri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 3 artı 2 bölü 5, işte 2 artı 3 bölü 5. Çocuklar bunu biz konu anlatımımızda anlatmıştık. 2 tam 3 bölü 5 eşittir. 2 artı, yani 2 tam artı 3 bölü 5 olarak yazılabilir demiştik. Hangi seçenekte var? B seçeneğinde var. Doğru olan odur diyoruz. Üçüncü sorumuz 3 tam 4 bölü 7 tam sayılı kesrinin bileşik kesir olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi de 3 tam 4 bölü 7'yi bileşik kesire çevirelim. Ne yapıyorduk? 3 ile yani tam kısımla paydayı çarpıyorduk. Çıkan sonucun üstüne de payı ekliyorduk. 3 kere 7 21, 4 daha 25. Bunu paya yazıyorduk 25 diye. Paydaya dokunmuyorduk. Yani 3 tam 4 bölü 7, 25 bölü 7'ye eşittir diyoruz çocuklar. Evet. Dördüncü sorumuz. 6 tam 3 bölü 5 tam sayılı kesri, bileşik kesire çevrildiğinde payı kaç olur? 6 tam 3 bölü 5. Hemen aynı şeyi yapıyoruz. 6 kere 5, 30. 3 daha 33 bölü 5. Payı 33 olur diyoruz. Beşinci sorumuz. 1 bölü 3, 8 bölü 5, 14 bölü 6, 3 bölü 10, 11 bölü 9 kesirlerinden kaç tanesi bileşik kesirdir? Bileşik kesir neydi? Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirlerdi. Bakın 1 bölü 3 basit kesir. 8 bölü 5'in payı paydasından büyük bileşik kesir. 14 bölü 6'nın payı paydasından büyük bileşik kesir. 3 bölü 10 payı paydasından küçük bu basit kesir. 11 bölü 9 da payı paydasından büyük olduğu için bileşik kesir. Dolayısıyla 3 tane bileşik kesir var burada diyoruz. Altıncı sorumuz aşağıdaki kesirlerden hangisinin birim kesri 1 bölü 6 değildir? Çocuklar 1 bölü 6 birim kesri 1 bölü 6 olan kesirin paydası mutlaka 6 olmalıdır. Bakın burada 6, burada 6, burada 6. C seçeneğinde paydası 8. Bunun birim kesri 8'de 1'dir. O yüzden C seçeneği değildir diyoruz. Yedinci sorumuz. 4 tam 2 bölü 3 eşittir. A bölü 3 eşitliğine göre A kaçtır? 4 tam 2 bölü 3'ü bileşik kesire çevirirsek A'yı buluruz. 4 kere 3 12. 2 daha 14. 14 bölü 3'tür. İşte bu 14 de buradaki A'dır. B seçeneği çocuklar. Sekizinci sorumuz. A büyüktür 27 bölü 6 ifadesine göre A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Şimdi çocuklar. A büyüktür 27 bölü 6'dan. Bir kesri doğal sayıyla karşılaştırma konusu. 27 bölü 6'yı hemen tam sayılı kesire çevireceğiz. 27'yi 6'ya böleceğiz. 4 kere var. 4 kere 6 24. Kaldı 3. 4 tam. Buraya 4 tam 3 bölü 6 diye yazacağız. Şimdi A'nın 4 tam 3 bölü 6'dan büyük olması gerekir. Şimdi çocuklar burada bunun 4 tam dediği
4 tane bütünü almış, 5. bütünü de almış ama tam bitirememiş. O yüzden A 5 olursa 4 tam 3 bölü 6'dan büyük olur. Bunu da konu anlatımında tekrar ayrıntılı anlatacağız. A yerine hangisi yazılabilir? 5 yazılabilir diyoruz. Çünkü 4 yazılırsa, bakın onu da hemen bir açıklayalım burada. Buraya 4 yazılırsa 4 tam buradaki 4 tama eşit olur. Bir de burada bu fazlalık var. Bir bütünü daha parçalamış. 4 tam aldıktan sonra bir bütünü 6'ya bölmüş. 3 parça da buradan almış. O zaman 4 tam bunlardan büyük olamaz. 5 olmalıdır diyoruz. Ayrıntılı konu anlatımında anlatacağız. 5 bölü 13 kesirinin birim kesiri aşağıdakilerden hangisidir? Hemen paydaya bakacağız. 13'e bölünmüş. Birim kesir bir parçasıdır. 1 bölü 13'tür. 5 bölü 13 kesirinin birim kesri diyoruz. 10. sorumuz. Yukarıda modeli verilen kesir aşağıdakilerden hangisidir? Büyükler bakın bir bütünü kaça bölmüş? 4'e bölmüş. Paydamız 4. Peki kaç parça almış? 5 parça almış. 5 bölü 4'tür diyoruz. Bileşik kesir. Daha önce bileşik kesir videomuzu izlediyseniz orada ayrıntılı anlatmıştık. C seçeneği çocuklar. 10. Aşağıdakilerden hangisi birim kesirdir? Birim kesir nedir? Bir bütünün bir parçasıdır. Evet burada 3 parça bakın. Bu birim kesir değil. Burada 2 parça, burada 4 parça birim kesir değil. Ama bu C şıkkında bir parçasını göstermiş. 4'e bölmüş, bir parçasını taramış. İşte bu birim kesirdir. 12. sorumuz. 17 bölü 5 bileşik kesirinin tam sayılı kesir olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 17'yi 5'e böl. 3 kere var. 3 kere 5, 15. 2 kaldı 17'den 15'i çıkarınca. 3 tam diyoruz. Kalanı paya yazıyoruz. Böleni de paydaya yazıyoruz. 3 tam 2 bölü 5 olacaktı. Bunun cevabı da A. Evet çocuklar kesirlerle ilgili videolar çekmeye devam edeceğiz. Konu anlatımı, soru çözümü. Onları mutlaka takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.